Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok basit bir tığ işi örneği göstermek istedim. Ben buna lale modeli diyorum. Çünkü burada küçük küçük laleler gibi duruyor bunlar. Ben burada mesela iki renk olarak çalıştım ama böyle tek renk olarak da göstereyim. Gayet de şık, gayet güzel, çok basit. Kullanımı her yere uyabilir. İlk başta şunu söyleyeyim. Ben burada mesela lif yini kullandım. Daha nazaran böyle ince oluyor. Bunu da bonbon kristal kullandım. Eğer merak eden olursa, bu krem renginin numarası 98223. Kırmızının da, kırmızının rengi gerçekten çok hoş. O da yine bonbon kristalin 98237. Eğer merak eden olursa, bunları da 3,5'la örmüştüm. Şimdi size hemen bunun yapılışını öğreteceğim. Şimdi ilk başta şunu söyleyeyim. Bu model için çekeceğiniz zincir sayısı 12 zincir ve katları artı 10 zincir. Mesela ben burada 24 tane zincir artı 10 tane 34 çektim ki size kenarları ve ortadaki yapılışını gösterebilmek için. Şimdi ben bunu 34 zincir çektikten sonra 2 sıra sık iğne geçtim ki kıvrılmasın. Siz ister sık iğneyi burada yaptığım gibi burada da yaptım kullanırsınız. İster direkt zincirin üstüne modele başlarsınız. Şimdi şunu unutmayalım. Her sıra başında bir kere bir zincirle yukarı çıkıyoruz. Modelimizi başlıyoruz. Bir zincir çektim. Hemen ilk yere bakın. İlk olan yere bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi sıra boyunca 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2 tane atlayacağız. Üçüncüye bir sık iğne yapacağız. 3 zincir, 1, 2 atla, üçüncünün üstüne bir sık iğne. Bunu sıra boyunca böyle yapıyoruz. 1, 2 atla, 3 sık iğne. Bunu nerede kullanabilirim derseniz, bebek battaniyesi olur, örtü olur, yastık kılıfı olur. Kullandığınız yüne de bağlı tabi bu, kalınlığına göre. Bakın hep 3 zincir, 2 tane atla, üçüncünün üstüne bir sık iğne ile bağla. 1, 2, 3. Dediğim gibi her türlü yerde yine kullanabilirsiniz. Çok basit olduğu için yine bunu seçtim doğal olarak. Şimdi 1, 2, 3. iğne batıyorum. Ben size tabi burada hem 1, 2, 3 kalın 4 numara tığı ve kalın bir yünle gösteriyorum ki rahat rahat görülsün diye. 1, 2, 3. Sonda yine 1, 2, 3. Bakın 1, 2. Sonda zaten üçüncünün üstüne bağlıyorum sık iğne ile. Şimdi burada toplamda 11 tane halkamız olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şunu da aklınıza tutun. Her mesela 12 zincir attınız artı 10 zincir. Yani 22 zincirde 7 halka oluyor. Her bir arttırmanızda artı 4 halka olacak. Mesela 7, 11, burada 46 zincir atmış olsaydık o zaman 15. Yani ona göre kendiniz de kontrol edersiniz. Şimdi yine bakın bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Şimdi modelimize başlayacağız. Şimdi ilk olarak bir 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 lale yapacağız şimdi. İlk sıradan zaten lalemiz başlıyor. Bunun için 3 zinciri çektikten sonra ipi 2 kere doluyoruz. Çünkü çifti trabzan yapacağız. Bakın bu ilk halkayı es geçin. İkinci halkaya ikili trabzan yapıyorsunuz ama bitirmiyorsunuz. 3 tane ikili trabzan yapıp üçünü bir arada çekeceğiz. Bakın tekrar 1 2 bakın 3 tane üçlü trabzanım oldu. Şimdi hepsini birden kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum araya. Şimdi bir tane daha böyle bir nasıl diyeyim çiçek demeti yapıyorum. 3 tane ikili trabzan.
Bir, kapatmıyorsunuz. İki, kapatmıyorsunuz. Üçüncü yapıyorsunuz yine. Şimdi hepsini birden topluyorsunuz. Yine bir iki zincir araya. Bir tane daha böyle demet yapıyoruz. Üçlü trabzan. Bir, iki, bunlar lalelerimiz oluyor. Üç. Lalelerin arası iki zincir yaptık. Şimdi yine üç zincir çekiyoruz. Bakın yine bir tane halka diyeyim, bir halkaya atlıyorum. İkinci halkanın ortasına bir tane sık iğneyle bağladım. Tekrar üç zincir çekiyorum. İki kere doladım. Bir tane halkaya atladım. İkinci halkaya yine bu çiçeklerden yapıyoruz. Çiftli trabzan. Üç taneyi bir arada topluyoruz. Bir. Arada iki zincirim var. İki. Yani ikinci çiçeği yapıyorum. Zaten bu sadece trabzan ve sık iğneden oluşan bir model. Dediğim gibi çok basit. İkinci çiçeğimi yaptım. Yine arada iki zincir. İkili trabzanımı. Üç tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir. İki. Üçüncümü de yapayım. Ve hepsini bir arada topladım. Şimdi yine üç zincir. Bakın. Yine bir halka atlıyorum. İkinci halkaya batıyorum. Sona geliyoruz zaten. Şimdi yine 3 tane zincirim var. Bakın yine bir halka atladım. İkinci halkaya yine bir çiçek yapıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan kapatmadan sonra hepsini birden kapatıyorsun. Biraz ipimi açayım. Arada iki zincir dediğim gibi. Ben size zaten bir bunun sırasını bir de kaydırma sırasını göstereceğim. Ondan sonra siz zaten yine kendinize göre harikalar yaratacağınızı biliyorum. İki. Üçüncümü yaptım. Hepsini birlikte topladım. Bir tane daha çiçek yapıyorum. Unutmayın arada iki zincir. Bir. İki ve üç. Bu kadar. Bunu da yaptık mı? Şimdi yine üç zincir çekiyorum. Oo, burada ipim şey olmuş. Heh. Bakın aynı baştaki gibi. Bir tek burası değişmiyor. Hani burada hep bir halka atlayıp ondan sonra yapıyoruz ya. Bir tek başlarda böyle bir şey yok. Bakın burada direkt ikinci başladım yani. Şimdi burada yine bu bir tane var ya. Son kalan. Hemen bunun başındaki sık iğnenin üstüne sık iğne ile birleştiriyorum. Modelimiz şu hale geldi. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Yani yine araya halkalar yapacağız. Yeni lalelere geçeceğiz. Bunun için de bakın yine bir zincirimizi atıyoruz, çeviriyoruz. İlk sık iğnenin üstüne yine bir sık iğne. Şimdi burada şu kenarları yapacağız. Ondan sonra kaydıracağız bu modeli. Şimdi bir sık iğnemi yaptım. Yine 3 zincir çektim. Bakın şimdi buradaki bu. Başta yine. Şu laleler vardı ya arada 2 zincir. 3 zincir çektikten sonra ilk lalenin arasında 2 zincirin ortasına bir sık iğne yaptım. Yine 3 zincir. Şu yine aradaki yere bir sık iğne, 3 zincir, yani zaten hep böyle. Bakın aradaki yaptığım yer, hani 3 zincir çekip sık iğne yapmıştım ya, şimdi yine 3 zincir çekip şu ara boşluğa bağlıyorum bunu. 1 2 3 bu ara boşluğa, yani sıra boyunca yine ilk sırada yaptığımız gibi yapacağız. Burada yine kendiniz nasıl kontrol edersiniz, eğer şey olursa 11 tane halkamız oluyor hep. Burada da yine 11 tane halkaya geleceğiz.
Bakın lalelerin arasına sık iğne. 1, 2, 3. Yine lalenin arası. Bu arada da 1, 2, 3. Bakın buralara. 1. 3 tane çektim. Yine bu araya bir tane yaptım. 1, 2, 3. Bakın yine lalenin arasına bir tane yaptım. 1, 2, 3. İkinci lalenin arasına yapıyorum. Sona geldim. Değil mi bu 3 zincirle yukarı çıkmıştık ya. Bu zincirin şöyle göz kararı ile yapalım. Bakın. Şu üçüncü veya ikinci olan burada. Yani maksat düz çıksın. Oraya sık iğne ile bağladım bunu. Şimdi baktığımız zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yine 11 tane zincirimiz var. Şimdi kaydırma sırasına geleceğiz. Bir tek orada bir değişiklik var. O da nedir? Şimdi yine ilk olarak bir zincirimizi yapıp çevirdik modelimizi. Şu alttaki sık iğneyi bir batın, bir sık iğnenizi yapın. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Bir tek bu sıra değişik. Niye çekiyorum? Çünkü şunu yapmak zorundayız. Kaydırdığımız zaman şu ilk başa da çünkü bir tane küçük lale motifi yapacağız. O yüzden 4 zincir. Yani çifti trabzan kadar. Hemen 4 zincirin peşine ipimi 2 kere doladım. İlk boşluğa bakın. Gördünüz mü? İlk boşluğa bir tane lale yapıyorum. Yani 3 tane çifti trabzanı yapıp çekmeden hepsini bir arada topluyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi normal yolumuza devam edeceğiz. Nasıl? 3 zincir çekiyorum. Buradan şimdi basit. Şu ortadaki lalenin üstündeki halka var ya. İlk önce buraya bir bağlıyorum bunu. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir de ipimi çekeyim. Yine 3 zincir çektim. Bakın şimdi ortalayacağız ya. Şimdi ortaya bir tane lale koyacağız. Yine nasıl devam ediyoruz? Bir boş, bir dolu. Yani şu ortadakine zaten eliniz alıştıktan sonra saymanıza bile gerek kalmayacak. Burada normal yine üçlü lalemizi yapıyoruz. Yani 1, 2, 3 tane çifti trabzanı yap. İp üçünü bir arada topla. Arada 2 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir tane daha. İkinci çiçeğimi de yaptım. Arada 2 zincir. Aynı yere batıp tekrar bir üçlü ikili trabzan yapıyorum. 2 3 Bu baştaki ne? Bu baştaki tek zaten. Sonra normal yine devam ediyor. Şimdi ne yapıyorum? Yine 3 zincirimi çektim. Bakın yine bir boş ortadaki. Dediğim gibi eliniz alıştıktan sonra o boşlara bakmazsınız bile. Bunun ortası ve bunun ortası. Ortaya yine bağladım. Yine 3 zincir attım. Çift doladım. Bakın ortadaki. Yani bir boş ikinciye dolduracağız. Buraya yine bir tane lale yapalım. Niye beni zorladın ipim? Model gerçekten çok basit. Trabzanları bu lale trabzanlarını ikili olarak belki denemek isterseniz denemeyin. Ortaya güzel bir etki çıkmıyor. Yani muhakkak çifti trabzan yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yoksa model kendini göstermiyor. 2 Bir çiçeğimi daha bitiriyorum.
Yine arada iki zincirim. Şimdi de sonu göstereceğim. Sonda yine tek çiçek yapacağız çünkü. 2 bir dakika ve 3. Evet. Bakın yine bir çiçeğimi daha yaptım. Şimdi yine 3 tane zincir çektikten sonra bakın bir boş, yani bunun ortası oluyor. Bağla yine. 1 2 3. Şimdi köşeye geldi, sona geldik yine. Bir tane halka kaldı burada. Bunun içine boşluğa yine bir tane tekli çiçek yapıyoruz. Yani yine çifti trabzan. 3 tane yaptım. Topladım mı? Bir tek zaten kaydırma sırası böyle. Hiç zincir çekmeden şu başta bir tane, ilk başta sık iğne vardı ya çıktık. Onun üstüne bir çift trabzan daha yapıyoruz. Tek. Yani aynen bu baştaki dörtlü zincir yerine geçiyor. Bakın kaydırmamız da bu. Şimdi ne yapacağız? Yine halkalarımızı yapacağız. Yani bir zincir dön. Aynı yere tekrar batıp bir sık iğneni yap. Şimdi 3 zincir çek. Bakın ilk çiçeğin yanındaki boşluğa hemen bağla. 1 3 zincir çektim bu boşluğa. 2 bakın yine üçlü lalelere geldik, aralara yine 3 zincir çektim. Bak yine arada yine bir 3 zincir çektim. Yine bu boşluğa. 1 2 3. Bunu ben bir modelde gördüm. Bundan yelek yapmışlar. Ama ben dediğim gibi hiç böyle büyük çalışmıyorum ama zannederim biriniz kesin bunu dener. Yelek olarak çok güzel durmuştu. 1 2 3. Bakın yine aradaki boşluğa. Lalenin arasına bağladım. 1 2 3 bu boşluğa. Zaten çok çabuk ezberlenip çok çabuk takip edilen bir şey. Son zincirimi nasıl yapıyorum bak. Yine köşedeki bu ilk tek yaprağa geldim ve zincire. Bu zincirin tepesine 4 zincir ya burası. Tepesine oraya sık iğne ile bağlayıp bir zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Model bu kadar. Bu kaydırma sırası bu düz sıra. Düz sıraya devam edeceksiniz. Ne yapacaksınız yine? Bağladınız. Hemen ilk sık iğnenin üstüne yine bir sık iğne. Bunları unutmayın. 3 zincir. Bakın hemen bir boşluk şu ikinciye mesela buraya şunu da göstereyim. Hemen bir üçlü lale ile başlıyorum. Bunu niye göstereceğim? Çünkü alttaki şeye oradan anlarsınız sıralamasını. Bakın bir çiçek, arada iki zincir. Gelmiyor musun? İkinci çiçeği yapayım. Üçüncü. İkinci çiçeği de yaptım. İki zincir. Tekrar bir üçlü yapalım. Tam çekmiyorsunuz. Heh. Yani ne yaptık yine? İlk sırada buraya koymuştuk ya. Yani yine sıra aynı yere devam ediyor. Buradan devam ederseniz ne yapıyorsunuz? Yani 2 3 zincir çekip bir boş bıraktınız. Bakın yine bunun tepesi gelir. Yine bunun tepesine bir batıyorsunuz. Bu şekilde devam. Ondan sonra arka sıra yine halkalar ve yine kaydırma sırası. Dediğim gibi çok basit bir örnektir. Umarım ben de açıklayıcı olabilmişimdir size. Her alanda kullanabileceksiniz.
Umarım yeterince düzgün de çıkmış, sizin anlayabileceğin şekilde olmuştur. Herkes de yapabilir. Bütün ilk başlayan bile bunu yapabilir. Ve her zaman dediğim gibi severek örün, sevdikleriniz için örün. Hoşça kalın.